Hiç başlama paşa. Kızım içerideyken duramadı. Sen neden kaybettin Arzu'yu? Bilmiyorum. Gizli bir odada toplantı yaptılar. Başka bir çıkış varmış. Ben beklerken onlar toz oldular. Bil bakalım toplantıda kim var? Kim? Demir Akman ve Kemalettin. Sigaran var mı? Kullanmam. Efendim Sedat. Amirim, Leyla ablayı bana getirdim. Siz ne yaptınız? Haberler kötü Sedat. Umut Ünesi'ni kaybetti. Yapmayın amirim. Bu böyle olmaz. Kim kaçırdı, nereye kaçırdı? Bir bilgi verin. Bütün ekipleri sokağa salayım. Umut'un canını tehlikeye atamam. Haber bekleyeceğiz. Pazarlık için mutlaka arayacaklardır. O zaman harekete geçeceğim. Ama amirim. Beni zorlama Sedat. Bakın bence siz kendiniz zorluyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz amirim. Yanlışı doğruyu senden öğrenecek değilim. Cezan ne zaman bitiyor senin? Sabah vazife başında olacağım amirim. İyi güzel. Sen Demir Akman'ı içeriye tık yeter. O meseleyle ilgili. Amirim gerçekten. Tek başınıza hem Umud'un hem sizin hayatınız tehlikede olur. Onunla konuşuyorsun değil mi? Ver. Ver. Bak Aziz. Leyla. Lütfen konuşmadan beni dinle. Çünkü sesini duymaya bile tahammülüm yok. Oğlum senin yüzünden öldü. Kızım da senin yüzünden ölecek. Onu kurtarmak zorundasın, anlıyor musun? Hadi oğlum gidelim. Annem meraklanmaya başlamıştır. Baba biraz daha kalalım. Geç kaldık. Annen kızacak bize. Gitmek istemiyorum. Söz veriyorum. Önümüzdeki hafta sonu erken geleceğim. Seni ablanı alacağım. Keşke boşanmasaydın. Sen hep bizimde olsaydın. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Hayır değilsin. Aynı şey değil. Murat oğlum dur. Bulacağız birader. Söz veriyorum bulacağız. Söz. Hadi. Çekil çek. Uf. Uş. Yav depo değil sanki buzhane buzhane. Ah yine bu kol tutulacak. Yine kol doktoru fırça atacak. Hoş geldin abiciğim. Hoş bulduk. Anlat bir bakalım Fethu. Bu nasıl oluyor da bu fabrika yanıyor? Vallahi biz de anlamadık abi. Fabrikada bir anda yangın çıktı. Her tarafı duman bastı. Bizim adamlardan birine de bir adam saldırmış. Kim? Bilmiyorum. Ama yolda da peşimize biri takıldı. Atlattık onu. Muhtemelen bunun babası. Ya da kızını kaçırdığımızı biliyor diyelim. Fabrikayı nasıl buluyor? Kız.
Yoksa senin babanın cinleri milleri mi var? He? Hadi haber alıyor. Nasıl hemen orada bitiyor? He? Sen de bilmiyorsun tabii. Ama öğreniriz. Öğreneceğiz. Kamil'in telefonu. Alo. Alo. Kız Kamil Ali ile Aziz Deli Karay'la mı görüşüyorum? Evet. O zaman beni iyi dinle Aziz Efendi. Eğer kızının o güzel sesini bir daha duymak istiyorsan... ...yarım saat sonra Üsküdar sahilinde bir... Taksi durağı var, taksi durağı. Ha, orada o. Ben sana bir taksi yollayıp seni aldıracağım. Biraz daha zaman ver. Uzaktayım, yetişemem. Allah Allah, yetişemezmiş. Ha? O zaman yazık olacak. Kızımı ver. Onunla konuşmak istiyorum. Ha, dur dur. Bir dakika bekle. Ha? Kızım. Baba. Kızım, iyi misin? İyiyim baba. Seni kurtaracağım kızım. Neredesin? Bilmiyorum. Baba, seni seviyorum. Umut! Bu kadar yeter. Çok yazıyor. Yarım saatimiz var. Ne yapıyorsun? Yardım edin. Bunları buradan çıkarmamız lazım. Ali Rıza malını mutlaka gelip almak isteyecektir. Buraya gelmesi hiç iyi olmaz. Tut! Lütfen burada biraz bekleyin. Endişelenme. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nerede kaldın? Demir Akman çoktan geldi sorgu odasında. Beklesin biraz. Amirim. Oturun çocuklar, oturun. Demir Akman sorgu için gelmiş. Bilgimiz var amirim. Biz de şimdi yanına gidiyoruz. Bak Sedat. Karşınızdaki Demir Akman diye sakın bir tereddüt etmeyin. Çok nüfuslu bir adam olabilir. Ama sorguda ne gerekiyorsa o yapılacak. Merak etmeyin. Ben arkanızdayım. Teşekkür ederim amirim. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun. Hadi bakalım Köksal. Bakalım Demir Akman bize ne masallar anlatacak. O dosya ne? Dünden kalma bir mesele. Al sen de dursun. Sonra işimize yarar. Hı hı. İyi şanslar. Hadi.